Efendim selamlar 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 selamlar. Şimdi arkadaşlar 2 ve 2 şampiyon serisine kaldığımız yerden devam. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda size lig sisteminden bahsettim. Aha Türk geldi. Aha Türk. Takipçi çıkar mı? Ben de hemen böyle kendi egomu tatmin etme kafasına giriyorum. Neyse bir önceki videoda lig sisteminden bahsettim. Ona çok güzel olumlu geri dönüşler geldi. Onun için teşekkür ederim. Bilmiyorsanız Allah yanlışlıkla bu suyu gitsin. Bilmiyorsanız bir önceki videoyu izleyin. Öyle bir projemiz var ve yapmayı ciddi şekilde düşünüyoruz. Yani detaylarını anlatmayacağım ama çok güzel yorumlar geldi. Sağ olun, var olun. Onun dışında 9000 abone için de ayrıca teşekkür ederim. Bana vur kanka. Anti, anti, big anti. Oğlum topa git bari, bak sıçtı sıvama. Adam sıvama işine geçti. Devam et, oynuyor oraya. Oraya oynarsın. Bak bu kadar ya, güven kendine. Atamadı. Oğlum sen niye beceriyorsun lan? Boş kaleye atamıyorsun. Adamı çalmıyorsun, yine atamıyorsun. Ben oraya şey koysam, bot koysam daha iyi oynarsam ben. Neyse şaka bir yana da. Adam kötü kaçırdı. 9000 abone diyordum. 9000 abone için çok 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 teşekkür ederim. Artık benim için böyle gerçekçi olarak son bir hedef kaldı. O da 10.000 abone. Ya 10.000 abone sonra bu arada şey olmayacak. Ya, video atmayı bırakmayacağım ama. Benim düşüncem, yani Rocket League kitlesinin kapasitesi yani biraz 10.000 15.000 arasında kalmış durumda, öyle düşünüyorum. Yani 10.000'den sonra böyle aşırı bir gelişim kaydedeceğimi maalesef düşünmüyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. O yüzden 10.000 aboneden sonra belki Rocket League dışında Rocket League ile beraber farklı içeriklere yönelebilirim. Belki o da. Yani 10.000 aboneden sonra biraz daha kararsızım. 10.000 aboneye kadar biraz daha kasacağız. Ondan sonrası belli değil. Hop, buna vurur muyuz? Vurduk. O bizim adamdı. Al onu. Tamam, bu bende. Tamam, bunu vurdum, geriye kaçacağım. Bu, alırım onu. Oha oğlum. Oğlum senin o zıplama hakkı var mıydı lan? Abi adam topa vuramadı. Aa gel ve çılınma. Ya adamın topa vuracağına göre kalkıyorsun. Topa vuramıyor ya. O kadar kötü bir şey ki o. Çok kötü yani. Bıraktım. Abi bunu yemiyorum. Bak harbi üzülüyorum. Vurdum. Bırak bana bunu. Çok güzel geldi. Hadi buraya oynayalım. Aa oynayamadım. Güzel bir setup gelmişti ya. Yeriz ona. Helal lan, bravo, çok güzel araya girme. Oğlum madem misleyeceksin. Madem misleyeceksin niye kalkıyorsun benim topuma? Helal. Adamsın. Direkt pas. Eyvallah. Neyse konuyu toparlayayım. 9000 abone için teşekkür ederim arkadaşlar. Siz olmasın sonuçta 9000 abone olamazdım ben. Ya benim bu Rocket kararlılığım ve sizin de desteğinizi, yani sonuç olarak beni samimi buldunuz, bana güvendiniz, içeriklerimi beğendiniz, işte abone oldunuz. Siz olmasanız gerçekten olmaz. Hani bunu şey diye söylemiyorum. Duygu sömürüsü yapmak veya işte kalıplaşmış bir cümle kullanmak için söylemiyorum. Gerçekten böyle. O yüzden özel bir teşekkürü sizlere borç bilirim ve bu lig sistemi hakkında da çok ufak konuşayım. Onu da başlatacağız arkadaşlar. İlk aşamamız test aşaması olacak dediğim gibi. Öyle yani. Detayları zaten bir önceki videoda anlattım. Bilinmesin. Eyvallah. Eyvallah. Ha bu Türk arkadaş. Ver onu bana kanka. Çok oynadım. Aynen kanka. Evet kanka. Hadi kanka. Yaparsın kanka. Hadi lan. Enti. Enti enti. Şaka bir yana iyi denedim. Ya çaba önemli. Hoş. Ben de. Bak şimdi. Olmadı lan. Enti be abi. Tamam, rastgele vuruyor. Çok rastgele vuruyor. Buna, buna, buna. Tankling. Efekt. Dur bakayım, silah yazdım. Ya. Baba, adamın nick'e bak. Gökhan 65. Türkiye ata. Evet. Ya abi Max, yemin ederim bak şey gibi olmasa arkadaşlar, yanlış anlamayın hani.
Ama Max Turco yani. Oğlum oyna oyna. Hemen FF ya. Bak bu şey, bu huy sadece bizim millette var abi. Bizim. Başka ben hiçbir millete görmedim bu huyu. Hemen böyle bir toksikleme. Yenilince ama. Abi, toksiklemek her millette var normalde ama bizim millet yenilince ayrı bir toksikliyor. Onun sebebini anlamadım. Gel kanka pinch. Ah be olmadı. Bak bir de şey yapıyor. Kendi kalesini atmaya çalışıyor. Bak bu arkadaş ne diyorsa beni yapmasın. Yaptığı çok büyük bir yanlış yani. Hata. Ve ban sebebi. Bak. Şimdi bu çocuk ban yiyecek. Bu çocuk paşa paşa ban yiyecek. Neden yiyecek onu da söyleyeyim. Bak bir kere tasks harassment var. Yazılı taciz. Match throwing var. Maç satma. Başka bir şey yok abi bu kadar. Ya durduk yere şimdi 2 hafta, 1 hafta ban yiyecek. Ya bir de Türk topluluğu bu yüzden kötü almıyor. Zaten kötü almıyor. İyice kötü oluyor. Çünkü hem Türkiye var isminde hem de yani şey yapıyorsun. Ne derler ona? Ya toksikliyorsun ve maç satıyorsun. Bu yanlış. Ayıp bir şey yani. Aa kötü. Ne yapıyor oğlum? Bu adam da iyice kafayı istiyor. Haydi gay. Gel lan buraya. What a save. Bak yine bana save spawn'u geldi. 3 gol, 1 asist, 2 save, 3 şut. Adam olana çok bile. Güzel abi ya. Ya bir de bu adamlar champion'da bak. Bu oyuncular champion'da. İşin garip kısmı da o. Ve benim şaşırdığım konu da ne biliyor musunuz? Yani bu oyunculardan SSR'de de var. Yani az var ama var. Büyük şampiyonda da var. Ulan sen oyun o kadar oynamışsın. Ha, çok yüksek bir ranka gelmişsin. Nasıl daha toksiklik yapabilirsin ki? Yani sen o ranka bence toksiklik yapmadan çıkmışsındır diye düşünüyorum. Ama maalesef ki var. Şimdi geçelim ikinci maça. Ben nasıl küme 2 olamadım? Neyse ikinci maça geçelim zaten kazanacağız demişim. Ve maç buldu. Hadi bakalım. Bu arada bu lig hakkında bir konudan daha bahsedeyim arkadaşlar. Bunu önceki videoda bahsetmedim. Şimdi lig. Aa, bu arada maç bulmayacak. Neyse ben konuşayım ya. Sohbet muhabbet olur. Şimdi lig şöyle. Ayın 20'sinden sonra benim ayın 20'sine kadar üniversite sınavlarım var. Bütünleme sınavlarım oluyor. Onları geçeceğim. Ondan sonra biraz rahatlıyorum. Şimdi müsaitlik anlamında. Ve lige daha fazla odaklanacağız. Şu anlamda odaklanacağız. İlk başta bir lig Discord'unun kurulması lazım işte. Kanalları düzenleyeceğim. Yetkili kadronu belirleyeceğim. Takımları belirleyeceğim. İşte formları okuyacağım falan. Arkadaşlar bu sinirlenmeden rahatsız olan varsa yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi ben biraz böyleyim. Böyle toksikleyen bir adam gelince katlanamıyorum yani öyle söyleyeyim. Ha, kötü oynayabilir. Ona bir şey demem. Boş kaleye de kaçırabilir. Ona bir şey de ama ya kötü oynarken ya haksız bir durumdasın. Toksiklersen chatten sürekli spam atarsan ben kafayı yiyorum buna öyle söyleyeyim. Hiç yemedim bir şey. İşte yani bunu saklam hani hiç böyle üstünü örtmeye çalışmam. Ağzıma geleni de söylerim yani. Küfür veya hakaret etmeyi söylerim. Hatta küfür etmeyi söylerim. Çünkü hakaret de bir yere kadar edebilirsin bence. Neyse şu maça odaklanıp almaya çalışalım ya. Son dakika geldi lan adam. Vurdu ona. Oh bu bana yazar. Tamam ben bunu karşılayacağım ya sıkıntı yok. Top seker ama girmez o. Vur. Ona vurdu. Ben de. Elçi yakındı be. Oo bu çok yakın. Helal lan çok iyiydi. Bak bu adam yani bilinçli oynuyor anladın mı? İyi veya kötü. Önemli değil ama bilinçli oynuyor. Yani ne yapması gerektiğini biliyor. Bu bana yazalım. Güzel.
Benim biraz da oyuna girmem lazım. Yani şu maça kötü başladı. Upkin çıktı. Enti. Vurur mu? Vurdu lan. Helal olsun. Çok güzel. İyi şey yaptık. Tuttuk. Bu tehlikeli. Bak çok güzel sekecek o topu. Vur ödü boş ödü boş. Gol. Gol. Let's go. Basit ya basit basit. Hani şöyle bilinçli bir takım arkadaşı gelince bir de sen günündeysen hani kötü oynadığın bir gün olabilir. Ya kaçırabilirsin ona bir şey diyor mu lan? Bilinçli bir arkadaş gelince basit ya abi. Ya rakip de bu arada kötü değil onu söyleyeyim. Yani çok kötü bir rakip değil. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela double commit atmıyorlar. Ne bileyim. Kendi adımı biblo gibi durmuyor. Bump'a gireceğim. Boş bak bu. Kaçırdı ama önemli değil. Oradaki oyun önemli. Bu bende. Aa son anda gördüm. Son anda gördüm. Güzel intikam aldı adam. O ne lan? Güzel fikri. Bak çok güzel ya. Attı. Ant. Boost'um yok. Bakalım buraya nasıl savunacağız. Sıfır boost. Ah. Boşu oldu. Oğlum buradaki boost'u kim aldı? Onu da alacağım değil mi? Ben buna gideceğim ya. Biraz da skorun verdiği rahatlıkla. Patlatmaya çalıştığı için böyle oynuyordum. Çok fazla patlatmaya çalışıyorlar bu kanka. Oo. Ant. What the fuck XD. Söyle. Sıkıntı yok abi. Böyle hatalar olur. Önemli olan bump more retard. Bak rakip toks diyor. Bak şimdi bak. Ben bu adamlara en iyi oynayışımı yapmakta haksızım. Bekle bekle. Ah lan. Oraya setili alsan var ya. İçinden geçecektim ya. İyi kaçtı. Ah. Oğlum atıyordun lan topu. Ne yapıyor bu? Neyse küfür etmeyeceğim de. Anladın siz. Çok kötü oldum ya. Bana yazar. Arkadaşlar üzülerek bunu yapıyorum. Hakkınızı helal edin. Tamam mı? Bak hiç yapmadım ama bunu yapmak istiyorum. Hak ettiler çünkü. Hak ettiler. Bir tane hakkım var. Burada kullandım. Bunlar çünkü hak etti. Hiç yapmam ama çok tutamadım kendimi yani. Şimdi defansa yatarım. Lan! Oğlum adamı niye boş bıraktı? Taktiği adamı boş bıraktı. Lan dur bunu bir izleyeceğim. Bana da yazar gel. My fault diyor. Bana da yazar ya. Sıkıntı. Ya tam maçı kazandık diyor. Saçma sapan hata yapıyoruz. Bak bak bump'a gelecek. Aynen kanka attın onu. Puf dire. Güzel. Kötü olmuş ya. Üç asist. O sende kanka. Çok kötü pas. Güzel, kolaydı. Güzel, yapma kanka. Aaa. Okuyamadık. Okuyamadık derken böyle temiz bir şekilde alıp gitmek istiyorum. Pardon. O çok saçma oynadı lan buraya. Tamam burası ise boost yok.
Adam topu kurtarmayı yeltendi. O kar yani gözü kör olmuştu. Hani bantlı insanı. Top yani umurunda değil adamın. Yeter ki bantın kafası. Çok güzel de orta kesmişti var ya. Yok alamam ters top. Diyecek. Burada bitirelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Böyle yine bol gergin, bol sinirlenme bir video oldu. Hoşunuza gittiyse bir beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bye bye. XP geçemişiz. Sıkıntı yok. Bye bye.